Merhabalar YouTube. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Yeni derken bizim için yeni. Medieval Dynasty Twitch chatimizin de HYT diyerek sizlere selamları var. Çok uzun zamandır oynamak istediğim bir oyun. Yıllardır oynamak istediğim bir oyun gerçekten. Sonunda nasip oldu arkadaşlar. Yeni oyun diyeceğim. Ben dün bir 10-15 dakika sadece girdim. Nasılmış diye ayarları hassasiyet falan yapmayı yaptım. Şimdi şöyle bir durum var. Kameramı bir saniye şuraya bir yere alsam. Yazıların okunmasına engel olmayayım. Yeterli benim için. İki adet şey var. Koyak ve Oxbow diye. Bu solo hikaye. Bu da anladığım kadarıyla multi oynayabiliyoruz. Eğer şundan çok keyif alırsak bizimkilerle beraber de bunu oynayabiliriz arkadaşlar. Koyak diyor ki bu oyun modunda Rajimir ve varislerinin hayat hikayesine tanıklık edebilirsin. Yalnızca tek kişilik modu içerir. Orijinal oyun deneyimini destekler demiş. Hikaye modu bir nevi. Oxbow ise bu oyun modunda kendi karakterini yaratabilirsin. Tek kişilik ve co-op 4 kişiye kadar, bizim ekipte 4 kişi zaten, oynama imkanı, bazı mekanikleri orijinal oyuna göre daha farklı gösterebilir demiş. Aslında biraz şey gibi değil mi? Bannerlord falan gibi. Şimdi oyunu özelleştir kolaylığını falan arkadaşlar, ben buradan kolay yapacağım birazcık. Daha oyunu yeni öğreniyoruz. Vergiler falan biraz düşük olsun. Daha sonra arttırırız, oyun içi arttırılıyorsa. Hızlı inşa falan filan var. Çok videosunu falan da izlediğim bir oyun değil. Şu an odaklanalım. Altyazıları okuyalım. Hadi bakalım. İyi seyirler gençler. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Vay vay vay. Bu arada arkadaşlar oyunu bana göndermişlerdi sağ olsunlar. Oyuna para vermiyoruz ki. Ama vereceğiz iyi oyunlara. Bu da iyi oyun tabii de yanlış olacak şimdi. Jetika'ya öyle bir odaklandı ki. Çok tatlı oyun bu arada. Benim kütüphanemde bayağıdır var bu arada. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi anladığımız kadarıyla savaştan çıkmış. Daha önce ailesini kaybetmiş bir insanız. Amcamızın yanına gitmemiz gerekiyor. Kale muhafızıyla konuş diye bir görev geldi. Hassasiyet Allah'tan dün ayarladım. FPS'ler, FPS falan gayet güzel. Oyun şeylerini yükselttim arkadaşlar. En yüksekte sanırım şey. Şimdi burada Hornika varmış. Burada Gostavia diyelim herhalde. Denika. Biz şu işaretli yere gideceğiz. Bakın şu üstte pusulada görüyorsunuz. Şöyle gideceğiz. Diyor ki yeni bir hayata doğru kale muhafızı ile konuş diyor arkadaşlar. Şöyle taptan envanterimiz falan açılıyordu sanki. Şöyle envanterimiz var. Elma, kurutulmuş. Kumaş pantolonu kurutulmuş orada okudum da facecam'i nereye koyacağız ya? Bence facecam'i şuraya alayım. Emin olmamakla beraber birazcık da küçüleyim. Küçülteyim. Bakarız arkadaşlar. Siz de öğretirsiniz bu arada oyunu. Birazcık görevlerine gidelim. Koşunca bu arada staminası falan bitiyordu da biraz koşayım. Yılan mı lan şu diyecektim. Kingdom Come Deliveries havası aldım demiş. Bilmiyorum oyunu. Onu da oynarız. Keşfedilen av bölgesi tavşan. Ha bak şeyi falan keşfediyoruz. Arkadaşlar olaya bakar mısınız ya? Açık dünya oyunu gibi sanırım bu. Şurada bir soluklanalım ya. Şöyle bir oturalım arkadaşlar. Bir yudum kahve alalım. Harbiden olur bu arada. Eğer ekipli kısmında öyle bir şey varsa isim olarak Elessar. Elektronik Ömer diye isim geldi. Eomer. O Doktor Torin olur. Optikte
Ya Legolas olur ya da şey olur. Herhangi bir elf olur. Ben gerçekten Minecraft havası aldım demiş. Şöyle çiftlikler falan var. Çok da artısta ortada karıştırmak istemiyorum ama çok güzel bir havası var insan. Bak koşabiliyoruz ama stamina çabuk bitebiliyor. Koşarak gidelim biraz. Aha arkadaşlar. Kabus Gecesi diye bir korku filmi vardı, bilenler bilir. Burada böyle bir korkuluk vardı abi. Ulan yanına bir gidelim korkuluk. Ne örüyorsun la? Böyle kendimizi savunuyoruz. Çat çat çat. Relax abi. Aynen relax oyun ya. Gustavia. Burası öyleymiş. Şöyle 1-2 falan dediğimizde... Yok envanterde bir şey değişmiyor. Dün bir şey denedim. Denesem ya. Abi gazları yumrukladım, ölüyorlar ya. Şunlar yazık. Baksana canınız iyi diyeyim ya. Cücük bunlar da. Satın alabiliyoruz. 23 dinar mı? Gazlar normalde saldırır bu arada insan arkadaşlar. Kapıları böyle açabiliyoruz mu? Şöyle yapsam abi böyle açalı. Ne öğrenin lan? Cücük Rambo. İsimleri falan da var hepsinin. Şu tarafta bir yerdeydi. Merhaba Osman abi, nasılsın? Bizle çok muhatap olmayı tercih etmedi. Arkadaşlar oyun havası çok iyi. Bak burada şey yapıyor. Un yapıyorlar. Buğdayı çektiriyorlar falan. Chill modon, aynen öyle ya. Çayınızı kahvenizi alın siz de YouTube. Bu hikayede bizlere eşlik edin bakalım. Haydi. Aha türkü neyim söylüyorlar. Oturabiliyoruz mu? Aha biz de oturduk. Türkü söylüyorlar arkadaşlar. Güzel. Daha sonra uğrarız buraya. Şuradaydı sanırım ha. Kale muhafızı ile konuşacağız. Selamun aleyküm. Lan dün... Adamdı lan benim dün konuştuğum. Yanlış hatırladım. Butsiz lava. Yakın zamanda ilginç dedikolar duydun mu hiç? Aa arkadaşlar. Bu değil mi oğlum? Benim dün konuştuğum. Bu değil lan. Dün burada oturuyordu adam. Şuraya çıkmış. Aa. Demek ki oyun böyle random şey atabiliyor. Third person'a geçebiliyoruz mu bilmiyorum ama bu öyle iyi ya. Şimdi. Adam diyor ki bize 50 yaşındaymış bu arada. Unighost. Buna ghost diyelim direkt. O gözler. Bir daha göremem dediğim bu gözler. Birisi gök kadar maviyken diğeri kömür karası. İyi misin sen? Gulyabani görmüş gibisin. İlginç. Anneannem de onları aynı böyle tanımlardı. Abi demek böyle tanımlıyorsa iyi misin sen demeye gerek yok. Hayalet falan değilsin yani. Güzel. Abla bir sus. Ya bir anlığına delirdim sandım. Ama gözlerin aynı ona benziyor yahu. Kameram kapatmıyor değil mi? Affedersin ama beni başkasıyla karıştırdın galiba. Bu arada yeniyim ben. Koyağa geleli çok olmadı. Adım Racimir. Bizim adımız Racimir arkadaşlar, unutmayın. Sen Wanda'nın çocuğu değil misin? Aynı köylüler sarar, sen çocuğunun oğlu musun falan. Çocuk Lord'dan yenisin hatta. Recaizade dur, donate'i kapatıyor. Teşekkür ediyorum canidim, 25 lira yollamış. Bir an chill modda falan açarız. Şuraya alayım bari. Nereye alacağım, çalıştım ya. Heh, burada dursun kameram. Ne? Annemi tanıyor muydun? Yok ya, tanımıyorum onu. Yüz yüze konuşmadık hiç gerçi. Ailesini pek karıştırmazdı bu işlere. Anladığımı sanmıyorum. Bir dakika. Tanıyordum derken şu an durumu nasıl? İyi mi? He. Umarım şu an huzurludur. Ailemi savaşta kaybı. Ah be. Kahretsin iç geçirerek. Bu dünya yok mu? Güzel olduğu kadar acımasız da olabiliyor anladığım kadarıyla. Üzgünüm evladım. Kimse genç yaşta sevdiğini kaybetmek istemez. Önemli ben yanımda verdiler. Konuda cidden bence konuşmayalım arkadaşlar. Amcam Lord'dan bahsetti. Ben de onu aramak için buraya geldim. Kötü haber vermekten nefret ediyorum. Amcan Lord'dan... Lord'dan aramızdan ayrıldı diyor. Ulan herkesi kaybetmişiz ya. Kendisi benim de samimi bir dostumdu. Sadece ben kaldım. Ne oldu diyelim ha? Belki intikam alacağız. Endişelenme uykusunda... Dayı senden bir şüpheleniyorum. Şimdi ne yapmalıyım? İstediğin yere gitme özgürlüğüne sahipsin. Sen kale muhafızı. Seni kale muhafızı yapıyorum. Bizi kale muhafızı olduk. Artık gidip boş bir istediğin yapıyı dikebilirsin. İlk boşta bir evle başla. Zaten gerisi gelir. Eğer istersen ufak bir köy bile kurabilirsin. Şu sıralar bu tarafa gelen insan sayısı artıyor. Bakarsın senin köyüne yerleşmeyi isterler. Aa! Ücretsiz. Yıllık olarak... Vergilerini ödemek zorundasın. He.
Burada da mı? Bunu istediğini yapmakta özgürsün. Yasal çerçevesinde tabii hemen coşma. Ya da şöyle diyelim. Yakalanmadığın sürece sıkıntı olmaz. He. Çok güzel gözüküyor. Sanırım biraz burada takılıp kaderin benim için ne yazdığını öğrenmeye çalışacağım. Bir dakika. Sen iki şey var demiştin sanki. Memnun oldum. İhtiyacım olan kaynakta mı? Bu civarda bulabilirsin. Yerden çubuk ve taş topları. Ha, bu tutorial gibi. Kendine ufak bir balta yapabilirsin. Bu baltaya eğer ağaç kesip kütük elde edebilirsin. Bu kütüklerden de ahşap bir çekiç yapıp inşaat kariyerine başlayabilirsin. Zamanla alışırsın. Şimdi karışık geliyor olabilir. Kendine bir ev yaptıktan sonra geri gelip işimle konuş. O bakıyor genelde. Biraz yemek iste aç olduğun gözlerinden okunuyor. Orada işin bitince de birerle geri gel. Bu hakkında sana anlatacaklarım var. Tamam artık. Kaynak topluyoruz arkadaşlar. Kaynaklar ormanda bulunabilir diyor. Tek yapman gereken etrafı gözetleyip onları toplaman. En kolay olan kaynak çubuklardır. Ancak taş ve bitkileri görmek bir o kadar zordur demiş. Çünkü çalıların içinde muhtemelen. İstediğin zaman gözüne kadar onun üzerine tutarak toplayabilirsin. Kaynaklar inşa, zanaat, sağlık yenileme ya da yemek amaçlarıyla kullanılabilir. Tamam, siz beni bilgilendirirsiniz zaten chat. Şimdi bize herhangi bir bölge mi verdi? Yeni bir başlangıç. Bölge 1. Çubuk toplayacağız. Ağaç toplayacağız. Şu tarafa mı gidelim? Octavia burasıydı değil mi? Ne Octavia'sı lan? Gustavia ha. Octavia hangi şeydi, karakterdi lan? D100'de miydi? Şimdi 10 tane çubuk, 2 tane taş toplayacağız arkadaşlar. Biraz şey alalım. Çubuklar böyle de toplayabiliyormuşuz. Ha güzel. Şunları şöyle toplayalım o zaman. Süper. 9 oldu bile. Aha 10. Taş toplayalım. Taşı biraz zor bulun dedi de. Aha şu taş değil mi? Hop. Şu taş 1. Bu da taş 2. Taş balta yapacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan craft menüsü mü vardı? Sağ tık mıydı? Bu da çekiç gibi bir şey var lan. Yukarıda sanki. Meşale var. Oluşturma menüsü. Heh, bak meşalemiz de var arkadaşlar. Böyle sallayabiliyoruz. Oluşturma menüsü. Gözlem modu alt. Şey CTRL'ymiş lan o. Aa böyle gözlem yapıyoruz arkadaşlar bak. Bakıyoruz arabacı. Şuyla şimdi bir çekiç yapacağız değil mi? Taş balta, çok özür diliyorum. El zanaati. Sadece bunu yapabiliyoruz zaten. Taş baltamı craft ediyorum. Hadi ev yapalım. Oyun Forest Farming karışımı. Şimdi taş baltamız. Elimize nasıl alıyoruz? Oo ikiye geldi direkt. Ağaç kesimi. Ağaç kesmek için balta kullanmalısın. Dediğin oluşturma menüsüne gidip E1 sanatı bölümünü açarak üretebilirsin. Oğlum yaptıktan sonra mı? Ha. Oğlum şimdi mi söylüyorsun? Tamam. Baltayı eline almak için envanterdeki hızlı değişim yuvasına koyup oluşan bir ağaca yaklaşarak şuraya kadar vurmayı sürdür. Ardından onu da daha ufak parçalara bölerek kütük, çubuk ya da tüy elde et. Kalan kökü sökmezsen ağaç yeniden bir. Tamam. Çok güzelmiş lan. 2'de 3'te bir şey yok. Arkadaşlar hemen bir tane ağaç indirelim. Şunu indirelim. Oyun bayağı güzele benziyor. Ha, engellendi diyor. Bu alan kısıtlı. Şuradakinin, buradaki de mi kısıtlı? Çok mu uzağa gideceğiz? Ha bunu indirebiliyoruz. Biraz yakınlaştıralım değil mi? Çok uzaktayız. Oo, yaklaşınca daha iyi vurdu. Oba. Envai çeşitli eşya üretme, bina inşa etme olanı sağlar. Tamam. Bakacağız ona. Evi yakına yap. Abi çok uzağa yapma. Tamam abi. Şimdi bunu ne dedi? Dur onu şey yapmayalım. Çubuklarını bir alalım. Değil mi? Şöyle tek tek mi yapacağız arkadaşlar bunun çubuklarını? Bence şöyle böleceğiz ya bunu. Bak. Ha bak tüy geliyor, çubuk geliyor. Tamam. Kütükleri alalım. Şunu da al. Oo 3 tane kütük oldu. Yeni bir ahşap çekiç yapacağız. Ağaç kestik. Hasır. Ne oldu lan? Uykusu mu geldi? Arkadaşlar Q uyumuş burası. Ahşap çekiç şuradan yapacağız muhtemelen. Bak ahşap kürek. Ahşap çekiç. Onu da craft edelim. Eyvallah ikinci anı yerim. Tamam ahşap çekiç. Ağaç kes. 3 tane ağaç keseceğiz arkadaşlar tamam.
Görevleri sırayla gidelim. O ağaçların kökünde şey yapmayalım ki. Yalnız acıkacağız biz ya. Açlık barımız nerede acaba? Şu solda gör, sol altta var bir şeyler. Dur abi size de sol altı şöyle düzgünce. Şura iyiydi ya sanki şura falan. Tam her şey düzgün değil mi? Orada daha iyi nispeten. Hop. Şöyle bir tane daha vur. Onu vur. Oo. Ben oradayken 3'e bölmüşüm la. Nasıl becerdim bunu? Tamam chat çok iyi. Üçüncüyü de şunu keselim. Hatta şu aşağı dökülsün. Şuradan keselim de. Gerçi nereden kesersek aslında oraya düşer. Abi bildiğim kadarıyla parayla ata verip herhangi bir yere gidebiliyorsun demiş. Bakarız abi bunlara. Çubuklarını toplasaydık keşke. Gerçi alıyor değil mi? Tamam. Şimdi hasır mı? Hasır ne? Lan dur. Aa yuvarlandı gidiyor. Hasır craft mı edeceğiz? Dur bakayım. Şuradan da. Platform. El zanaati. Bu ne lan? Yol. Ha yol yapabiliyoruz. Çok güzel mobilya dekorasyon. Hasır benim bildiğim hasırsa mobilyadır o. Şey yani yeri süren halı gibi bir şey. Chat şey vermiyor. Konteyner tuzaklar. Burada böyle bir şey yok. Hasır toplamamız istiyor bence arkadaşlar. 32 tane diyor. O öyle bir şey herhalde. Dur abi keşfe çıkalım biraz. 3'e tıklayalım. Biz şey balyoz craft ettiydik Lü. Dur abi envanterden bakalım ona. Envanter. Ahşap çekiç. Bunu kategorileyebiliyor muyuz? B kuşam var. Abi suyun yanında galiba bir bakar mısın demiş. Şimdi bu ahşap çekici sadece baltayı alıyor eline. Ha şuraya koyacağız tamam. Çekiç de bir de olsun hadi bakalım. Tamam arkadaşlar ilk defa oynuyorum oyunu. Öğreneceğiz. Heh inşa modu seçimi. Sağ klikle açabiliyoruz mu? Çok güzel. İnşaat çekicini 3 farklı amaç için kullanabilirsin. Bu amaçlar ise bina inşaat etmek, var olan binayı tamir etmek veya istemediğin minara yıkmak olarak ifade edilebilir. Kullanım modunu çekiç elindeyken inşa modu seç menüsünü kullanarak belirleyebilirsin. Tamam. Süper. Aa bir dakika. Hah. Suyun yanında bence hasır öyle bir şey değil ama yine de siz bilirsiniz. Şöyle bir aşağı gidelim ya oraları bir keşfedelim değil mi? Ooo gençler. Şurada köprü neyin var la? Ne kadar güzel. Çubukları da toplayak arada. Aa harbiden. Çocuk doğru söylemiş la. Hasır dediği buymuş. Normal kamış. Şeker kamışı gibi bir şey bunlar. Bizim köyün oralarda da oluyor bunlardan. Sulak arazi de oluyor bunlar işte. Dere, şey kenarı gibi. Bunu toplamak kolaymış Allah'tan. Sazlık aynen. Oo yemin ediyorum tarla biçmiş gibi yaptık arkadaşlar. Bakar mısın şu alanı şöyle açtık. Güzel oldu. Şunlar var ya bir dağılır arkadaşlar. Hah. Envan çeşit tamam. Şimdi evimizi çok uzağa yapmayacağız. Şura çok güzel aslında düzlük gibi. Hem de derenin yakında köprüye de yakın. Bak yolun da dibi. Aslında ama tehlike falan oluyor mu bilmiyoruz da. Tamir et. Tek tek falan demiş. Çeşitli inşa et. Hah tamam ev yapacağız. Tıklıyorum bir şey olmuyor chat. İlk evini inşa et abicim. Bak sol tık değil mi ya? Sağ tık. Yok olmuyor. Malzememiz mi yetmiyor acaba? Saatlere sonra abi canlı yerim. Sağ değil mi abi? Sağ tık. Ha bu da mı sağ tık diyorsun abi? Yok. Sol tık olmuyor. Ne diyor? Sol tık. Ben yapamıyorum muhtemelen de niye olmuyor? Şuradan bakalım. Binalar. Çiftlik. Ha ev. Sıradan ev. Sıradan basit ev. Gittikçe düşüyor. Teknoloji yetersiz abi ne yapacaksın ona? Bence şu chat'ti. Zaten diğer yetmiyor hiçbiri. Buraya niye yapılmıyor böyle? Ne diyor? Bu nesneyi buraya yerleştiremezsin. Bu alan kısa.
Şuralara bakalım. Biraz da bura oluyor bak. Şura niye olmuyor? Uzaklığı mı köye? Şura da oluyor, oluyor olabilir o zaman. Evet. Bu kenarı daha güzel gibi ya. Yönü de bu tarafa bakar chat. Ya da penceresi o tarafa baksın abi. Girişi bu taraftan olsun. Değil mi? Evet. Hah. Çok güzel. Şimdi ne istiyor? 8 tane kütük istiyor. Aa, tıkladıkça oluyor lan. Yemin ediyorum öylesine tıkladım, biliyor musunuz? Hah, tamam. Oo, çok tatlı lan. Arkadaşlar, mükemmel oldu. Yani bak, manzarası falan çok iyi. Dereye karşı köyü görüyor falan. Mükemmel. Şimdi bunlara... Yok ki kütük. Yeterli kaynak. Hadi bakalım çalışmaya gençler. Hadi bakalım. Çalışırız biz ya. Yemek işte sıkıntı. Çok iyi oyun harbi lan. Bayağı ben de sevdim. Ben seveceğim, biliyorum zaten. Bu tarz oyunları ben severim de. Yıllardır oynadık, oynayacağız. Baktım solo modu var, tamam dedim. Bizim solo moduna alışayım. Ekiple de öğrendikten sonra oynarız. 3 kütük buradan. Kaç kütük alabiliyoruz acaba envanterimize? Onu bilmiyoruz. Daha tamamlayamıyor başı var. Ha, bir tanesini tıklasak hepsini yapıyor. 4 tane daha kaldı chat. Süper, hadi bakalım gençler. Huzurlu bir oyun. Zekiman burada mısın Zekiman? Balta bitiyor, yenisini yapmak lazım. Ah be, taş toplayacağız. Tamam abim, yaparız. Kolay zaten. Buradayım abim. Zekiman, şuna bir kapak mı yapsan canı iyiymiş, güzel bir şey. Arkadaşlar, o tatlı gördüğünüz yapay zekalı kapakları Zekiman yapıyor, YouTube'dakilere söyleyeyim. Canını yediğim sağ olsun. İki tane attım abi. Abi daha yeni başladı adam, iki tane şey atıyor bunu. Nasıl profesyonellik lan? Anonim hediye eden bir kişi abone değil. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol canlıydım. Eline sağlık şimdiden. Gençler şimdi ne lazım? Yine kütük lazım. Çubuk lazımmış. Tamam, çubuğumuz var. Bu arada şöyle yaparsak çubuğu koyar. Hah. Bu arada Semsur Kadim kanalına giderek de Zekiman'ın kanalını ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel editleri var. Hem Twitch'tekiler hem YouTube'dakilere de bir duyurmuş olalım. Şöyle biraz kasalım, hadi bakalım chat. Deli gibi çubuk lazım. Hiç sıkıntı yok. Aha, zanaatkarlık. İlk aletini kırmayı başardın sanırım. Ha, ilk olabilme sorunlu olmayacağı aşikar. Temel aletlerin büyük bir kısmı el işçiliği üretebilirsin. Ancak üreteceğin bu aletler hem kalitesiz hem de dayanıksız olacaktır. Bu yüzden daha da dayanıklı üretmeye özen göstermesin. Hem mantıken demir falan yapacağız işte. Eğer çantanda kırılan aletin aynısından bir tane daha taşıyorsan eskisi kırıldığında otomatik olarak çantanı eline alabileceksin. Oo, çok güzel. Tamam. Ayarlardan eğitimleri kap... Abi eğitimleri kapatır mıyım ben ya? Şimdi chat bize yine neyle yapıyorduk, bir saniye. Baş, taş, balta. İki tane taş. Çubuk var bize, tamam. İki tane taş buluruz ya. Taşlar bulmak zor diyor da demin göründü lan zaten, çubukmuş bu. Taş. Taşlar... Spawn oluyor mu acaba? Gözlem modunda şöyle taş göremiyoruz değil mi? Dur şu. Kütük. Kütük ne arıyor lan burada? Aa, unutmuşuz bak. Burada kütük var. Almıyor. Aha. Çok hayati bir faktördür. Su değişkeni tükendiğinde hangisi ki? Sağdaki mi acaba? Sağlığın azalmaya başlar. Bu değeri çeşitli içecekleri yükseltebilir. Suyu kova ya da kurba içinde depolu. Ha, kurba şu su içme şeyi. Böyle içemiyoruz mu yani? Tamam. Bir dakika, önce bir su içmeye çalışacağım arkadaşlar. Hangi susuzlukmuş görelim. Mavi olan, aynen en sağdaki mavi gibi değil mi? O ne lan? Bismillah. Evet, en sağdakiymiş ve bunda da zehirlemiyor da. Güzel. Bu ne? Çubuk. Ha, diğer çubuk diye, direkt çubuk diye geçiyor. Ha, taş bulduk buralarda, bir sürü taş var. Dere kenarında taş daha mantıklı aslında arkadaşlar. Ben şimdilik birkaç tane taş balta yapayım bu arada. Ne diyorsunuz? Tamam. Kaç diyelim vallahi bilmiyorum. Bizimkiler yazar şimdi. Oyun ne kadar bilmiyorum, sağ olsunlar. Yollamışlardı. Makul. Makul kaderime yok teselli. Yalnız açlık da geliyor chat. Selamun aleyküm dayı.
Aa, bunu konuşak bakalım. Senin için ne yapabilirim? Bir yere gitmem lazım. Ha, yakın zamanda sohbeti bitir. Bye. Anladım. Ata gidip şey yapınca dediğiniz buydu sanırım. Biz evimizi bitirelim. Şu ormanı bir yok edelim mi şurayı? Ormanı yok edelim deyince bir garip oldu. Aa, ben bunu devirdim değil mi? Bir de şunu yok edelim. Üniversite okudum tabii abim. Sonra dün server bitti mi? Devam gelir mi? Abim vallahi şeye girdik. Ya o aslında bu tatile gidince çok sekteye uğradı. O yüzden de biraz multiplayer'e girdik. Bilmiyorum bitti diyemem ama zor yani. Tamam, süper dostlar. Şimdi hemen şunu bir tamir edelim. Oo, bitti mi la? Ha, bölüm bölüm. Oha lan, ne kadar malzeme lazım o zaman. Ha, hepsini ayrı ayrı çubuğa tıklayacağız. Yaparız, hiç problem değil. İşimiz ne? Steam'de 13 dolar mı? Hayda, çubuk bitti. Ne diyor? Uyumak için bir ev inşa etme. Abi yapacağız, bir dur, gözünü seveyim ya. Akşam 7 ve sabah 7 arasında uyuyabilirsin. Uyuduğun zaman karakterin ertesi gün uyanmış gibi. Yatağında dinlenmek istediğin sürece bağlı olarak. Tamam, uyu diyor yani. Abi bu niye bu kadar? Yoruldu herhalde, o yüzden nefes nefese kaldı. Ne lazım bize? Kütük var. Her biri kütük istiyor. Gençler, biz naneye yedik. Harbi naneye yedik. Şunlardan çubuk toplayacağız. Bence önce biz kütük olayını bir halledelim. Çubukları hallederiz. Uykusu geldi, yapacak bir şey yok. Evi bitirmeden uyuyamıyoruz ki. Uyuyabiliyoruz mu lan? Yok abi, nereye? Evin içine yatağı ayrı mı craft ediyoruz acaba? Öğreneceğiz. Hayda, gene yoruldu. Bence biz herhalde uyuyacağız ya. Abi daha da gündüz, ne uykusu ya? Ne oldu? Bir şey oldu. Bir başarım kazandık da. Ben evi yatağa craft etmeye çalışacağım chat. Dur bakalım, bismillah. Şöyle. El zanaatı değil. Pardon. Şuna sağ tıklarken niye bir şey olmadı? Ben anlamadım vallahi. Aha, optik ETS'ye girdi la. Binalar. Platform. Çit. Mobilya dekorasyondadır yatak. Bu da ben göremiyorum. Geri diyelim. Bina. Platform değildir. Kardeşimdir abi. Yerde mantar. Arkadaşlar demek ki burayı bitirince yatabileceğiz ya. Biz buraları şöyle sırasıyla yapmaya devam edelim. Çubuk bayağı var. Kütük de aldık az buçuk. Bence kütük sonda falan herhalde gerekli olacak. Hadi. Yes. Çubuk bitecek. Şurada kütük istiyordu burada bir yerde. Başka kütük isteyen yer var mı? Tamam. Şurada istiyor. Çaliş çaliş çaliş. Gece oluyor, çabuk. Kaç tane? İki tane mi şöyle? Lan çubuk toplamaktan ciğerimiz soldu la. Zombiler gelecek. Öyle bir oyun değil abim. Çubuğumuz bayağı oluyor. Şunu hemen bir şey yapalım. Ama yani sanki bir müzik değişti ha. Müzik sesini çok mu kıstım acaba ben ya? Telifli değildir diye düşünüyorum da. İnşallah.
Tamam, müzik iyidir ya, çil çil. Hayda. Her seferinde bu nefes nefese kalamaz ya. Yalnız ev gece olunca çok huzurlu bir yer gibiydi. Bir an korku filmi evine döndü o. Ben sırayla gideyim demiş şöyle. Ha. Şurada hemen tamir edelim. Buraya da çatı olduğu için hasır koyuyoruz. Süper. Şuralar var. Vur lan. Tamam. Şuradan oluyor hepsi ya. Hasır harbi çatı içinmiş. Biz öyle hazırladık. Hadi buyurun. Neredeydi la? Çekiçte mi? Neyle yapıyoruz? Abo, bir tane kütük lazım. Allah'tan baltamızın canı var. Oha. Chat. Chat, oyundaki ortama bak. Chat. Tamam, biraz çubuk toplayalım. Gıda tüketmek hayatta kalmanın önemli noktasıdır. Gıda değişkeni tamamen tükendiği zaman sağlığın azalmaya başlar. Toplayıcılık, avcılık ve çiftçilik yaparak çeşitli besini elde edebilirsin. Elde edilen tüm gıdalar bir süre sonra çürümeye başlar ve zehirlenmeye neden olabilir. Kurutma, tuzlama ya da direkt yemek azalma yöntemi bunu. Tamam. Bizim envanterimizde yemek vardı. Şöyle. Elma. Aha, yedim ben bir tane. Çok tutmayan o zaman, bak fullendi. Çantada elma var, aynen öyle. Arkadaşlar bu günleri unutmayın. Elmayla karnımızı doyuruyoruz. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Kendi köyümüzü kuracağız inşallah. Nasıl oluyor bilmiyorum ama deneyeceğiz. Hemen kendimize bir balyoz yapalım. Hullemedi mi? Neredeki ki yemek? Ha, dur bir dakika. Yemek oradaysa. Burada nerede gösteriyor yemeği? Ha, gördüm. Elmalar tüketik çürüyormuş zaten. Aa, 50 sikkemiz varmış. Kurutulmuş et varmış. 2 tane ondan ye. Tamam. Yemek fullendi. Şunun dallarını alamıyoruz mu? Süper. Hemen balyozu bir craft edelim arkadaşlar. Şuradaydı. Çekici pardon. Gençler, Survivor serisi falan diye artık spam yapmayın. Moderatörler. Uyarımı yaptım ben. Yapan olursa timeout çakarsınız. Her chat'e baktığımda aynı şeyleri görmek istemiyorum artık. Bunu şöyle 1'e mi alacağız? 1'deydi bu zaten ama kırılınca değişti o zaman. Bir cevap verdik, hala aynı sorular gelmeye başladı. Muhtemelen trollemeye çalışıyorlar kendilerince. Tamam. Vallahi bizim mesai birazdan bitecek herhalde inşallah. Yorulduk iyice. Bir uyuyalım ha. Ha, yatak şimdi oluştu. Hani yatağı kendimiz yapıyorduk. Ölümler oyunun başında seni oyuna alıştırmaya amaçlayan mekanik ismidir. Yeni yerleşim yerin için sana ipucu da sağlar. Bölümleri tamamlamak gelişim aşamasında ilerlemeni sağlar ki bu da inşa edebileceğin maksimum yapı sayısını arttırır demiş. Tamam. Bir uyuyalım bence. Hadi bismillah. Sağlam yatak. Aa, yatak daha craft edeceğiz ama buraya gelmiş. Rahat yatak, sıradan yatak. Mecburen bunu yapacağız arkadaşlar. Diğerleri bak olmuyor. Aa, bunlar seçilmiyor. Gözünü sevdiğim. Bunlar niye seçilmiyor? Enter mı diyeceğiz acaba? Enter. Sol tık. Uyu dedim ha. Anlamadım. Nasıl oldu? Tamam, ikincim tamam. Günaydınlar gençler. Huzurlu bir gündeyiz. Aa, şöyle bir 3 tane yatak var lan. Aha, 3 tane yatak var. Aha, kamp ateşi. Yemeğimiz yok. Balık tutak mı? Abo, oyunun güzelliğine bak. Günaydın köy ahalisi. Dün kestiğim ağaçlar daha yetişmemiş. Şimdi bize görev var mı? Konuş diyor. Biriyle konuşmamızı istiyor. Gidelim oraya doğru.
Biraz bu arada çubuğu falan toplayalım. Lazım oluyor gördüğünüz gibi. Köye doğru gidelim ya. Ah, bir elimizi yüzümüzü yıkayalım arkadaşlar. Durun. Yemek için hayvan avla abi. Tamam. Neyle avlıyor şu? Aslında susuzluğum yokmuş ama. Şimdi bir dakika o zaman. Bir kılıç mılıç mı yapsak? Ahşap mızrak ha? Bir mızrak yapalım değil mi chat? Hatta bence şöyle bir şey yapalım. Hemen bir envanter düzeni chat. Mızrağı 1'e al. Dur. Çekiç. Sen 3'e gel. 3'e. Mızrak. 1'e. Heh. Şöyle. Oo güzel. Gözlem modu etrafta bulunan köyleri tespit etmeye sağlıklı mızrak gibi eşyaların da üzerine vurgular. He. Bizde de kolaylıkla görebilirsin. Gözlem modu takat tüketir. Yani yorar demek istiyor herhalde. Gözlem modunda iyi. Tamam. Ya, avlanmak mı ya? Aa bu ne lan? Yağ var, bal var. Kayıp sevkiyat. Aa. Almayak ya. Haram mala göz uzatmayalım. Ne avlayacağız ki hiç? Davuşan kardeş falan vardı herhalde en son. Köye gidip görev mi yapsak? Bir tane kaz mı avlasak ya? Suyun içinde yüzebiliyoruz mu onu da bilmiyorum da. Mekanik düşündüğüm gibi değilmiş. Verin lan! Mızrağımı verin lan! Aha burada bak. Hah. Islandık şimdi. Neyse ben gideyim de konuşayım abi. Şu görevi yapayım. Nasıl bir yorulmadır ya. İki tane koştuk iki saniye. Günaydın efendim. Hayırlı günler efendim. Mızrağımı ver. Ha bölüm 2'ye gidelim. Hikayesi 1. Tavşan tuzağı. Onlara bakacağız. Bence şu hikayeyi bir okuyalım. Nerede? Şurada. Buranın içinde yine. Hep burada ya. Selamun aleyküm abla. Ne yapabilirim senin için? Selam. Sen değil mi? Tanıştığımıza sevindim. Ben Racimir. Doğrudur. Memnun oldum Racimir. Hayırdır? Hayırdır? He, açlık susuzluk. Bana biraz yemek verip iyileştir. Ha, evet evet böyle bir şey demişti. Evet biraz yemek ya. Senin için ne anlama geliyor bilmiyorum ama sıcak ve doyurucu bir şeyler ikram edebilirim sana. Eyvallah. Kendinden bahset biraz. Nereden tanıdın? Burada tanıdın. Söyleyecek pek bir şey yok aslında. Ben vadiye geliş amacım Lordan amcamı bulmaktı ama arayışımın bu kadar kısa süreceğini beklemiyordum doğrusu. Aynı seninkiler gibiydi oradan hatırladım. Başı sağ eyvallah kardeşim. Dostlar sağ olsun. Ben bile hatırlamıyorum kendisini. Annem ne anlatsa hakkında onu biliyorum. Annem amcam hep abi gibi görmüştü. Bize yaptığı ziyaretleri yine daha ona tamam. Üstü daha iyi olmuş bu işe ya. Getirmekle ilgilenen ufaklık. Herkes kendini dev aynasında görüyor. Sen ne biliyorsun abla dev aynası? Böyle bir şey söylediğin için teşekkür ederim. Çok ihtiyacım var. Aha biri geldi. Ya ben niye bunlarla muhatap oluyorum ya? Grubun bir parçasıydım. Bir tür enstrüman çalmayı öğrenemedim ama sesim fena değildi. Amcamın ölümünden çok geçmeden biz bahsediyoruz herhalde değil mi? Düştü. Anası yok lan. Gördüğüm an dün gibi hatırlıyorum. Ne kadar üzgün olduğu benden belliydi. Şan hatır gibiydi. Onun yanında olmalıydım. Aramızdaki yaş farkı çok belli olur değil mi? Evet o 50 yaşındaydı sanki. Yok ya o neyse. Başka seçenek bırakmıyorsunuz ki ya. Ondan nasıl nefes alırım hayal edemiyorum. Olmadan. Neyse çok yumuşak yüzde olmayayım hemen. Seni vallahi yolumuzun abla sal beni ya. Hiç de zevk değildi vallahi. Tüm minnettarım ancak sadaka kabul etmiyorum. Başım çaresine bakarım demişiz.
iş verecek herhalde diye bir çiftçi var. Tabi ne satardı ama uzun süredir yeniden haber alamadık. Depodaki mallar bitti diyecek. Biterse bu insanları nereye yapacağım tamir etmemişsin. Oldu bil lira demişken Angus kendimize birkaç tane almamı istedi. İki tane yulaf birası mı? Bilir. Abla sal bize ha. Kaydetti otomatik yeni görev. Bir hikaye aynen. Dobnigan'ın hikayesi mi dedi ya? Tamam şimdi teslimat aldık. Bunu nereye götüreceğiz? Bir görevimiz var. Geri buraya bir daha geliyoruz. Üstte biri var lo. İkinci kata nasıl çıkıyoruz? Heh, yok lan. Tuvalet mi lan bura? Valla şüpheleniyorum ha. Arkadaşlar bu üstte değil mi ya? Sanki. Buradaki adam. Rajmir. Gerçekten iyi bir iş çıkardın pekala. Şu bal rengi güzelliğe biri boğazımı kırana geldi. Ya abi çok oyun uzattı böyle şeyleri ya. Tamam. Geç. Abi senin hikayen çok da umurumuzda değil biliyor musun? Geç. I prefer the old castellan. Ay falan filan amcanın oradan bir adam sanmıştım. Elini uzatıp yardım etifi hiç ısmarladı. Aa, bunun hikayesini geçiyorum ya. Çok sıktı ya. Mr. Taktik bir şey hamile gitmiş. Canım, teşekkür ediyorum. Bunların alayı bir durma gibi geliyor bana. Şöyle diyeyim adama yazık ya. Çete mi dedin? Hadi ya. Tamam. Oh sonunda. Ertesi güne kadar bekleyeceğiz. Şimdi bizim işimiz gücümüz var gözünü seveyim. Tavşan tuzağı neyi kuracak ya? Bizim bir sürü işimiz gücümüz var ya. Tavşan bak bir yol buradan bir yol burada var. Tam şuralar tuzak kurmalık değil mi arkadaşlar? Şimdi tavşan tuzağı taş bıçak. Önceki bir tavşan tuzağı yapalım biz. Binalarda değildir herhalde. Aha burada tuzaklar. Tavşan tuzağı. Bu taraflara bir şey kuramıyoruz doğru. Şu tarafa kurarız biz de. Evimizin şu tarafına. Tavşan kardeşler sanki şuradan daha çok gelir gibi. Tamam. İki tane mi kursak yan yana acaba? Taş bıçak yapacağız. Tamam yapalım. Şöyle. Onu da craft edelim. Ya aslında oyuna hikaye koymaya çalışmışlar da. Vahşi bir hayvan avla. Bir mevsim boyunca hayatta kal. Vahşi hayvan nereden bulacak da avlayacak kardeş? Böyle çıkalım arkadaşlar ormana doğru bir gidelim bakalım. Aha. Hadi be. Kuş avlamak zor kardeş. Ben daha çok böyle ceylan meylan düşünmüştüm ama. Horus çakması oyun mu? Gençler bu ortaçağ temalı bir oyun. Horus çakmasıyla ne alakası var? Aha. Tavşan değil mi la o? İki tane tavşan duruyor. Aha, vallahi avladım. Vallahi avlamışımdır lo. Oh. Tamam, güne sonunca bitti. Görevler bitti. Bunu gidelim de pişirek.
Hayatta kalmakta ne var? Bir sürü cheat bit de çekeriz. Ertesi güne kadar bekle diyor diğer görevde. Ben bunu pişirelim arkadaşlar. Selamun aleyküm. Tavşan niye yok burada ha? Oh. Mis mis, bunu da gömelim mi arkadaşlar? Direkt bekletmeyelim, bence yiyelim ya. Şöyle. Et. Pişmedi mi bu ya? Pişti değil mi? Uyusam mı acaba? Ertesi güne kadar bekletiyor ya. 6 saate kadar uyuyabiliyoruz. Legolas, Elfler, Jirel, abi. Ali abi, Orta Çağ ise nerede? Aragorn, Legolas, Jirel, Gandalf, Sauron niye arttı yanlış? Ciddi yazmıyordur inşallah. Onlar Orta Çağ değil, Orta Dünya dostum. Bu Orta Çağ normal, günümüzdeki Orta Çağ, Medieval. İnşallah ciddi esprisine yazmışsındır. Orta Çağ ile Orta Dünya'nın ayrımını biliyordur umarım. Şunları toplayalım biraz. Can ve stamina barı... Önce abi ondan derim. Ha evet tabi canım. Survival oyunlarının çoğunun mantığı hemen hemen aynı. Evimizi mi geliştirsek acaba arkadaşlar? Bir de ev yaptık, bırakmayalım. Köylülerle şey yapabiliriz. Base'imize köylü çekebiliriz. Selamünaleyküm. Bir yerlere mi gitsek acaba arkadaşlar? Şu an oyun yönlendirmeye biraz şu karşı köye bir gidebiliriz. Yok abi, espri ciddi değil inşallah. Staminamız bak bayağı şu an uzun gitti ha. Yemek yedik ya, ondan mı acaba? Bir su içeyim şuraya gelmişken. Oh. Bence insanlardan görev falan alıyoruzdur yani. Yönlendirmiyor ama. Baksanıza abi, oyun. Koca bir oyun. Koca bir dünya. Şu köyü keşfedelim ya. Karşı köyü burada. Limanı falan var. Taş toplayak. İskelesi var. Mis gibi. Aha. Buradan balık falan avlıyor, şey yapabiliyoruz mu acaba? Aha, balık var lan. Ha, buradan balık değilmiş. Aha. Keşfedilen balıkçılık bölgesi. Bura balıkçılık bölgesi. Ha, köy değilmiş burası. Selamun aleyküm. Kimse yok. Aa, içeriden sesler geliyor. Merhaba kardeş. I believe we haven't met before. Kız zamanda istedik olduğunu, seni bir şey nerede bulabilirim? Ay niye ben... Dayı ne iş yapıyor acaba ya? Aa, bardak mardak, tabak çanak yapıyor lan. Birini soracağız veya şey yapabiliriz. Şu an bir şey yapamıyoruz. Bu ne lan? Elinde kuş mu var onun? O ne lan? Armut yiyor. Dost hoş geldin. Arkadaşlar ben o zaman köye gidiyorum. Birileriyle konuşacağım. Kendi köyümüze birilerini çekmemiz lazım sanırım ya. Öyle bir şeyler diyordu oyunda. Öyle değil mi? Ormanı da keşfedebiliriz. Ha, yoruldu vallahi. İşimin başına mı dedim? İşim yok ki şu an. Biraz avcılık yapmam gerekebilir. Yemek toplamamız lazım. O ne lan? Şimdi. Oo, çiftlik. Hayvancılık. Ham madde çıkarımı. Odunluk. Kuyu. Teknoloji yetersiz diyor abi buna. Aa, bayağı güzel şeyler var. Üretim. Bunlar da hepsi kilitli. Muhafızlık mı vardı? Nerede? Ben öyle bir bilgi gelmedi. Bir gün boyunca bekle diyor. Başka kimseyle konuşamıyoruz şu an. Dur bakalım. Köye bir girelim ya. Ha, şu arkadaşı ben köye çekeceğim. Hoş peş edelim ya.
Nasıl gidiyor? Taktik 50 lira yollamış. Canidim teşekkür ederim. Canı sıkan bir şeyim var. Öme daha yakın bir yerde çalışabilsem. Ha. Görüşürüz. Tamam, adamla olan muhabbetimiz ilerledi mi? Dayıya yardım edebiliyoruz mu mesela? Deniz henüz taşınmadık. Önemsiz bir gürültü var ancak. Vay da. Şu an görev mi aldık anlamadım ki. Alvin'in hikayesi görev aldık. Şuradan görevlere bakabiliyorduk sanki ya. Beceriler var ha. Buradan beceri, ham madde çıkarım bilgisi falan. Günlük. Harita. Oy arkadaş, haritaya bakar mısınız? Şuradayız biz. Abi koca bir derya ya. Yönetim. Teknoloji. Kaynak deposu. Bizim paraya da ihtiyacımız var ya. Vay be. Dayı nasılsın? Vallahi oyun şu an yönlendirmiyor. Tıkandım arkadaşlar. Yani bir inşaat işine falan mı girsek? Ana. Çok güzel oyunu. Keşfetmek bayağı tatlı ama. Biraz av yapabiliriz. Mesela ormana falan gidip. Dur, kaç saatimiz varmış? Eğer daha uyuyamıyorsak bir şey yapalım. Avlanmaya başlayalım. Aha, ne oluyor lan? Üç saat vardı. Ben kesinlikle avlanmaya gidiyorum. Hadi görüşürük. Çubuk mubuk toplarım. Şuradan inşaat menüsünde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Binadan. Bu ne? Bunlar hep kapalı bak. Hayvancılık kapalı. Çiftlik hepsi. Aha bunlar meyve bahçesi. Arazi. Bir arazi. Mahsul ve sebze yetiştirmek için kullanmıştır. Aa. Bu tarafa yapalım. O tarafa bir şey yaptırmıyor bize. Müşteri her bir bölüme tek bir bitki çeşidi tutabilir. Arazi, kök sökme, gübreme, sürme, ekme, sebze, toplama, setme gibi işlemler ister. Çapa istiyor arkadaşlar. Tamam. Çapa craft edelim. Taş, balta, çapa şu. Ne istiyor? Kütük, çubuk. Kütük bulacağız. Şunlar hala yetişmemiş bu arada. Bir ev daha mı yapsak? Yeni köylüler gelir. Öyle mi yapmamız lazım? Arkadaşlar ama o yönlendirmesi lazım oyunun. Ben anlamadım ki. Yönlendirmeleri de kapatmadık. Aşırı yük ha. Tamam. Çanta mı yaptı? Oo, tuzağımıza bir davuşan kardeş düşmüş. Yazık lan. Tuzağı da geri etkinleştirelim. Ah be. Bir şirek de yiyek bu aileyime. Benimki de sadece tahmin abi. Anladım abi. Buradan bir çapamızı craft edelim. Meşale koy abi, mob spawn olmasın. Şimdi. Şöyle. Çapamızı da 5'e alalım arkadaşlar. Şöyle 5'e tıklarız. Hah. Oyun yönlendirmemiz kendimiz yapıyoruz. Ne bak. Oluyor mu şimdi böyle? Suyunu gübre gerekliymiş oğlum. Bu nasıl tarla oldu la? Yol oldu la bu.
Vallahi yol oldu la bildiğin. Ben o zaman yeni bir tane ev yapıyorum. Sizin demenize göre. Hem de yarına kadar. Çiftlik, ev. Sıradan basit ev yapıyorum ya. Şunlar kilitli zaten. Bir tane de şuraya yapıyorum. Kendi köyümü kuruyorum resmen ya. Bunu çeviremiyoruz mu? Kendimiz mi dönmemiz lazım? Hah. Ön taraf bu tarafa giriyorum zaten. İyi. Ha benim eve yakın bir yere ev yapamıyor muyum ya? Şuraya mesela. Başka ev yaptırmıyor. Aha buraya yaptırıyor. Burada çok uzak gibi ya. Temelini bir çıkaralım. Bunu bir indirelim. Oh. Ne lan? Baltam mı kırıldı? Sıfırladı evet yedek balta. Şunu da toplayalım. İlla ağaç lazım oluyor. Bunu da al. Kerem abi de buna benzer bir ev yapma oyunu oynuyordu. Allah Allah. Bunu oynamış bile olabilir belki. Bu ev yapma oyunu değil ama... Sadece ev yapma oyunu değil. Ha şuradaydı. Bir an evi nereye yaptığımızı... Karıştırdım da. Bayağı bir kütük toplamak lazım. Abi yakınlarda ağaç kalmadı ya o değil de. Bir de bence biz bir şey craft daha edelim ya. Taş balta. House Flipper 2 oynadık ya abi. Çoğu görevi yaptık o. Bir daha baştan aynı görevleri yapmak sıkar ya. Hah. Oyun çok chill ya. Harbi bayağı chill. Yayın için iyi olur mu şu an onu soruyorum. Bunu sırtına yaslanacaksın. Oynayacaksın huzur içinde. Abi çok yoruluyor bu ya. Acıkmış dur. Yemeğimiz vardı. Pişirdiğimiz yemeği yedik mi biz? Tamam. Bir de kurutulmuş et yiyelim. Bayağı kurutulmuş et yiyelim. Bir de su içeyim geleyim. Hop ha. Staminamızı da bir fullleyelim. Ağaç toplamaya devam. Kuyumalık seri. Adam harbi nefes alıyor değil mi? Pipildiğini hissediyoruz yani. Bunu da alalım. Hah. Çubuk da toplayalım. Bunlar hep lazım olacak. Gençler akşam mı oldu? Eve yarın da devam ederiz ya gece olursa. Abi arkadaş çağırmayı düşünüyorsun kendi köyüne düşünüyorsun. Yani evi o yüzden yapıyoruz abi işte. Bir ev yapıyoruz ki çağıralım. Ben kendi evime çağıramam. Ben yalnız yaşayacağım. Hah şunlar. Ne oluyor lan? Niye yürüyemiyor? Gençler. Oğlum ne oldu? Kımıldayamıyorum. Şurada zaten yanıp sönüyor su alttakiler. He, envanterim mi dolu? Kaç tanesini at bari ya? Evet bak ondan yürüyor. Ne alaka ya?
Kütükler oraya bıraktım, ben ne alacağım? Alıyorsun yürüyemiyor. Bırakıyorsun. Saçmaladı iyice. Aa, lapa varmış lan. Sıradan papuçlar, taş baltı. Bayağı çok malzememiz var ya. Bizim bir şey craft etmemiz lazım. Sırt çantası değil mi? Onu nereden craft ediyoruz? Kanun misafirlikte 3 günlük izin verirler abi. Şununla sağ tık yapsak olmuyor. Bunu bir bırak. Bina, platform, çit, mobilya dekorasyon. Allah Allah. Abi kımıldatmamız çok saçma. Yavaş gidersin bir şey de yani. Kımıldatmamak ne alaka ya? Çok saçmaymış. Biraz et yiyeyim bari. Hala yürüyemiyor. Bir de hepsini bıraktırıyor. Azalt. Kütük. Bunların birazdan şey yapalım. Demin niye olmadı bunlar, onu anlamadım. Dur üstümdeki biraz şeyleri bırakayım, çubukları. Bunları tamamlayarak. Çantamın fullüğü azalıyor şu an. İki. Bir. Abi o ağırlıkta zıplayabiliyor fakat yürüyemiyor, çok gerçekçi. Ben anlamadım, acaba ben mi yanlış anladım olayı? Çubukları bir boşaltalım elimizden ya. Çok fazla çubuk aldık, belki ondandır. Oyun başında bu kadar çubuğumuz yoktu. Bir dakika chat. Ne oldu? Çubuk bitti mi? Ha şura. Çubukları bir bitirelim ya. Odun toplayamıyoruz abi, saçmalığa bak. Yine yoruldu. Biraz nefes alsın. Bence çubukları bitirelim. Odunları da koyalım, uyuyalım abi. Yazık adama ya. Açtığımız şeyimiz de yok ama. Ne oldu? Yeni seviyelere falan giriyoruz. Puh, bir dedi adam az önce. Gidelim de yatalım arkadaşlar. Aa, mızrakla beraber meşaleyi almıyor eline. Hop, uyuyalım. Harbi bayağı chill. Hop, günaydın. Şimdi bir gidelim bir konuşmaya yine. Boş boş bir konuşsunlar. Bizi salsa oyun. İnsanlarla çok fazla konuşuyoruz. Her şey iyi, hoş, güzel de. Mızrakla avlanacak. Valla davşan avladık. Bir dedikodu var sanki. Ben daha iyi kral olurum falan diyor gibi geldi. Abi bizim adamın staminası gelişiyor mu acaba? Bu dayı mı? Şu hareket eden dayı mı? Hop, demişerim. Merhaba Racimir. Yerleşmeye başladın mı? Bu harika Racimir ama çok yanlış zamanda geldin. Kalem havuzu vazifelerim var, yapmam gereken. Oha. Adam polis gibi suç mahalline gidip şeyleri sorgulayacakmış. Birini ziyarete gönderiyor bizi. Dur bakalım gidelim. Cinayet soruşturmacısı varmış.
Bir kral varsa da ben. Oha 700 metre ne la? Atla gidek. Para var mı ki? Chat ne diyor bu? At arabasıyla gidelim ya. Oh, it's you again. Bir yere gitmem lazım. Nereydi oğlum bizim gideceğimiz yerin adı? Haritadan bakalım dur. Bizim gitmemiz istediği yer şura. Bir ismi yok oranın. Baksanıza arkadaşlar oraya nasıl koşarak mı gideceğiz? İsmi olsa mesela şura dese oraya gideceğiz. Garnika'ya şuna buna. Oranın bir ismi yok. İşaret geri nasıl kaldıracağız lan? Öyleymiş. Yürüyerek gideceğiz. Vallahi koşarak gidiyorum. Evde yarım kaldı ama. Aha bir tavşan daha. Yemek lazım olur belki. Oğlum tavşan dudağı çok iyiymiş la. Dur bir onu da pişirelim de. Yolluk ederik. Teleport yok mu? He var. Şey de var. Fişek var, kanat var olur mu? Tamam. Gidiyorum ben. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 kilometre yolu gideceğim ya. Yolda avlanırız biraz. Oyun yolda geçecek. Olsun ya. Macera olur arkadaşlar bizim için de. Aslında var ya size bir şey söyleyeyim mi? En uzak falan da gitmiyoruz. Bak şuradan şuraya gidiyoruz aslında. Yani oyunun şuraları falan var yani. Biraz koşarım. Staminam bitince biraz daha dinlenirim. Hep yoldan gideyim bence bu arada. Çünkü oraya kadar yol var değil mi? Şuradan. Köyün içinden şuradan. Ya da şuraya gidip şurada dik de gidebiliriz. Yok bence köyün içinden şöyle gidelim. Mızrak bitiyor. Craft ederiz ya. Yolda craft ederiz. Malzeme buluruz. Şuradan gideceğiz değil mi? Oradan doğrulmuş. Soldan doğrulmuş. Buradan gidiyoruz. Şuradan devam ediyor yol. Şöyle yukarı doğru. Hadi bakalım. Tamam yoldan ayrılma. Aa burada bir şey daha var. Buna mesela şey falan diyebiliyoruz mu? İlle bir yer ismi mi lazım? Evet. Bir de o kadar paramız yok ki bizim abi zaten. Mecbur. Tabana kuvvet. Recaizade 25 lira dayanmış. Yola çıkmadan bir donate'lere bakayım hemen arkadaşlar. 2-3 tane donate birikti. Kesenize bereket canınızı yerim. Teşekkür ederim. Yoldan çıkmaya bir falan varmış. Onu okuduk. Hemen bakalım. Sonra zaten çok uzun bir yolumuz var. Recaizade önce ki donate'inde ne demiş? Bütün çocukluğum seninle geçti abi. Şimdi bu Recaizade değil mi? Yok taktiğin geçenki donate'i bu. Onu okumuştuk. Saygılar demiş Recaizade önce. Taktiği abi seninle geçti. Senin şu samimiyetin değişmedi. Hiç bozmayan tek kansın bu yönüyle hayranım. Canını yerim. Teşekkür ederim. Şu yorgun günümde şu yayın efsane gelir. Teşekkürler bayağı deşe demiş Recaizade de. Canınızı yerim. Yürümek beleş. Beleş midir? Beleş mi almıştın Zeynom? He beleş verdiler. Bence yanlış gidiyoruz. Evet bak. İyi fark ettik. Sağ taraftaki yoldan gideceğiz şuradan. Bence o kadar da uzak değil bu arada. Hızlı hareket ediyoruz gibi. Köy geride kaldı. Evimiz. Yaban domuzu çıkabilir. Nasıl tavşan? Ha av bölgesi diyor. Demek bu civarda oluyorlar. Biraz yoruluyor sonra dinliyor. Dinleniyorum. Bu ne la? Arkadaşlar alıyorum bunları ben ya. Dökülmüş. Aha taş bıçak. Aha deri. Aha çubuk almaya gerek yoktu. Yolda saldırıya uğramış bir şey. Demek ki dikkatli olmak lazım chat. Meşale fazla oldu.
Abi dereye geldik. İleriki yoldan sağa yapacağız. O da yol yok lan. Ha, buradan sağa yapacağız. Şuradan bir suyu çek ya, susadık. Buradan içiliyor mu bilmiyorum da. Bayağı pis görünüyor burasını da. Bir de bir yemek mi yeseydik? Ha, loot yapacak bir şey daha. Deri. Sadece deri var bunda bak. Pek başka bir şey yok loot'ta. Abi ev. Arkadaşlar o kadar uzak değilmiş, geldik ya. Ah be. Nerede lan mızrağı? Mızrak nerede? Kırıldı mı atınca? Ayda. Sen de bir nefesten gözüm. Mızrak craft dedim, geliyorum dayıcım, bir dakika. Kütük istiyor. Neyse şimdilik dursun. Baltam var. Selamun aleyküm birader. Sanırım yolunu kaybetmişsin evlat. Yo. Gözüme bakıp titreyip durma artık. Takis ya, ama oradan soyundasın değil mi? Aynen Racimir ben. Sen de Sambor'sun sanırım. Sambor 54 yaşındaymış. Çetenin yahu. Ebedi yumruk bu, güzel. Adama yaranmaya çalışıyoruz gibi oluyor. Aa, siz ben söylediklerimi şuradan göremiyorsunuz ki oğlum. Şurada dursun artık. Yani oyunun her yerinde bir şeyler var. Yine geçmedi mi sörde? Neyse. Allah Allah. Abi ben bunları hızlı hızlı geçeceğim. Harbi bunların hikayesi beni sarmadı. Harbi sarmadı. Şimdi geri mi döneceğim? Ayda. Eğitici geçme değil de hikayesine baksaydık oyunu ya. Çok uzatıyorlar abi. Aynen aynen, neler yapıyorlar. Buradan geri döneceğiz değil mi? Doğru yoldayım, evet. Köye doğru geri gideceğiz. Ve çok yorulduk. Boşa geldik gibi, ben anlamadım ya. Oyun bizi daha çok böyle işte şey yap falan diye yönlendirseydi daha iyiydi. Olmadı, bunu inceleme olarak yapıştırırız chat. Ekiple multisini oynarız. Hikayesini değil de oyunu öğrenmiş olduk aslında bir nevi. O da olabilir. Yani multisinde direkt köy falan inşa edebiliyorsak güzel olur. Tamam, şöyle aşağı doğru gidelim. Oha, bir ses geldi. Medieval SMP. Yokuş aşağı giderken de aynı hızda yoruluyorum acaba? Kahvemin son yudumunu alayım. Şurada ya, şu aşağıda bizim köye. Bizim köye yakın buradan zaten. Bura balıkçı kulübesi zaten. Ben bir yemek mi yesem? Ben bir şu pişmemiş etler var da kurutulmuş et gömeyim. İki tane. Heh. Gidelim evimizi falan tamamlayalım.
kendimize gelelim. Ha bak yemeğe ne yiyince nasıl canavar gibi koş. Arkadaşlar şuraya da kendi köyümüzü kuruyoruz ya resmen. Az da şu bölgeye bir yere de kurabilirmişiz chat. Abi yarın öğrenecek misin yoksa yine Insta'dan paylaşacağım. Insta'dan paylaşırım. Yarın yayın yok arkadaşlar. Bak bir tanesini cevap verdim. Geliyor soru yağmuru. Hop selamun aleyküm. Bir sandık gibi bir şey yok mu harbiden ya? Mobilya. Konteyner. Oturak masa. Bence bir oturak yapak da. Masa. Bank. Ya bankı da... Sıradan ahşap bank. Ne istiyorsun kardeşim? Bina yapmamız lazımmış. Tövbe olsun ya Rabbi. Hadi yapak var. Baltamın canı da az zaten. Ağaçlar ne zaman yeniden yetişiyor acaba? Çok uzak oldu arkadaş artık ağaçlar ya. Binaya en yakınlar bile bayağı uzakta kalıyor. Her şey var da bir türlü yetmiyor bizim. Hikayeden ziyade ben direkt bu olayın bunu şey moduna girmek istiyorum arkadaşlar. Çiftlik yapayım, köylü yapayım. Onun hikayesiyle bunun hikayesiyle uğraşmak yerine. Multisi nasıl acaba onu? Co-op olarak oynayabiliyor musunuz? Nasıl? Onu da görmek lazım. Hah. Ağaçlar tekrar çıkacakmış da hemen çıkmıyor demek ki. Şey gelişti. Odunluk açılmış ha. Güzel. Bir tane kütük lazım. Dur şurayı bir tamamlayalım dele. Ama böyle şeyler açılıyor. Ben bol bol inşaat yaparım. Sıkıntı yok. Ormanlık bir alanın içine yerleşmek daha mantıklıymış bu arada. Yani. Abi köye yakın yerleş dediniz. Oldu böyle. Mutlu musunuz şimdi? Daha fazla parçalayalım. Neyi kırıldı? Hayda balta kırıldı. Yedeğe yok muymuş ya? Bize sırt çantası lazım arkadaşlar. Atölye. Oo, inşaat. Bir şeyler yaptıkça bir şeyler açılıyor. Çok iyi çok iyi. Çubuklarını tamamlayalım bunların. Bu sefer de balyoz kırıldı. Çekiç ya. Ne balyoz deyip duruyorum. Teknoloji. Heh. Atölyen kendi gereken teknoloji puanı toparlamaya başardın. Ne kadar fazla şey üretirsen diğer binar erişiminde o kadar hızlı olacaktır. Ve bu daha dayanıklı ve kaliteli işler üretimi sağlar. Falan filan. Güzel. Balyoz... Ha yok burada. Kütük istiyor gene. Gene bak her yerde kütük var. Ve hasır mı? Ha hasır toplamaya gideceğiz bir de. Hasır toplamak zor değil ya. Arkadan topluyoruz hemen. Çatı için gerekiyor. Oha. Avcı kulübesi neyin mi açılıyor arkadaşlar? Bence onlar açtıktan sonra köye mesela avcı getirebiliyoruz, bir şey getirebiliyoruz. Aha bir tavşan kardeş daha yazık lan. Aa tuzak bitti. Kürk ve et geldi. Bunu pişirelim. Bir tane mi pişirebiliriz oğlum ya? Bayağı çiğ vardı bizim envanterimizde. Pişirelim de dursun öyle. Ya da kurutma şeyi yaptım. Kurutabiliriz arkadaşlar.
Dur bir bu dursun. Yemek gömmeye gerek yok şu an. Becerilerde bir şey mi vereceğiz acaba? Dur bakalım. Ha. Hazine avcısı. Yıkım ustası. Hızlı ağaç kesme, buna ver. Açılmadı, aç işte. Oğlum hiçbir şey beceri puanı veremiyoruz mu ya? Önce şuna verebiliyormuş sanırım bunlara. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Sanat bilgisi. Asırlarını tamamlayalım. Geç kütüğüyle beraber tanımlasak, tamamlasak. Daha mı mantıklı olur acaba? Olabilir. Orman var var da çok uzak ya. Bundan da iki tane kütük çıkmasın. Bak bu kocaman ağaç. Akça ağaç. Çok çabuk yoruluyor gene. Ben biraz su içeyim. Bak kil birikintilerinin kaz var. Kil var. Kil görevi var. O görevi de şu şeyi bir tamamlasak. Oha kocaman ağaç lan. Kaç tane düştü lü? Abi yine 3 tane kütük düştü. Bu ne saçma iş ya. 4 kütük mü düştü şu kadar büyük ağaçtan? Aslında ahşap mı yapsak acaba? Ahşap nasıl yapılıyor bilmiyoruz ki. Sadece burası kaldı. Kütüğü tamam. Hasırı da tamam. Biraz dinlensin. Biraz dinlensin. Hah. Sırada ama... Oo sandık var lan. Benimkinde yoktu bu. Var mıydı? Hapçuruk geldi şu an. Şimdi buraya biraz... Ne atsak arkadaşlar? Et. Et. Hepsini at. Lapa mı? Bunlar aslında lazım oluyor bize ya. Şunu da at. Buraya depo yapabiliyoruz yani. Abi bir sürü de etimiz falan da varmış ya. Burada da uyuyabiliyoruz herhalde. Ha burada uyuyamıyoruz. Bir sonraki mevsime kadar mı? Ya kış uykusuna mı yatıyoruz oğlum? Onlara iş verecek miyiz acaba? Verebilecek miyiz? Şimdi binalar. Bak böyle şeyler açıldı. Hayvancılık mesela. Bir tanesi açıldıydı sanki lan. Çiftlik mi açılmıştı? Heh. Yok bu da değildi. Madde çıkarımı. Sağ kalım. Heh bak avcı kulübesi mesela. Hayda. Lan o kadar boşa mı yaptık diğerini ya? Bunu harcardık ya. Normal uyumayana kadar var. Ha mantara bak. Kuzu göbeği mantarı ha bizim köyde de oluyor bunlardan. Hmm, 2 saate uyuyabiliyoruz arkadaşlar komple. Aynı sandık burada gözükmüyor. Farklı farklı çok güzel. Bir su içelim. Susamışız. Tamam. Bir tane de kurutulmuş et falan gömelim. Ya da şu pişmiş etlerimiz vardı ya bizim. Hah. Şöyle bir fulleyelim her şeyimizi ya. Aa. Arkadaşlar bak. Üçüncü bir şey var. Orada ölüm şeyi gibi o. Hah o bitti mesela bak. O dolunca ölünüyor demek ki. Hmm. Envanter şeysi falan filan.
kil kaz diyor arkadaşlar. Onun için kürek yapmamız gerekiyor muhtemelen. Bir ahşap kürek. 2 tane kütük lazımmış. Toplayalım. Şuradan bir yerden. Kil suda olur. Suyun kenarında falan. Bunu oğlum bundan daha fazla çıktı la. Küreğini bir yap bakalım. Ben küreğimi 4'e alırım abi. 4'te ne varmış? Bıçak. Sen bunu buraya al. Bak. Buraya al. Mızrak yerine. Ben küreği 4'e alırım. 2 tane mi yaptı bu? Oğlum bu ne saçmalı. Bende kürek mi vardı acaba ya? Nereye kazdın lan? Şuraya kazabiliyor mu mesela? Yo, işte kazamıyor. Kil birin biriktirir kaz dedi ya, acaba böyle, bu da böyle gösteriyor mu diye denedim de. Yok, burada artmıyor. Bunlar kil birikintisi mi acaba? Oyun yönlendir bizi. Oyun ne güzel soruları var lan. Kil birikintilerini kaz dedi bize. Kil bulacağız şimdi. Bulamıyoruz. Şu karşıdakiler ne? Şunlar kil gibi duruyor aynı. Şura değil mi? Yok abi, hiçbir şey, ilerleme yok. Ormanlık alanda oluyor. Birikintiler. Keşfedilen ne dedi? Balçıkla bir şey dedi sanki. Vallahi anında ormanlık alan. Kil birikintisi falan. Abi kil dediğin su yakınında olur. Suyun içinde falan olur. Kenarında olur. Ben nehir kıyısında olacağını düşünüyorum ya. Bu duygumuzu getiriyor ha. Buyuruz. Bilgilerden belki vardır. Becerilermiş oradan. Burada öyle bir şey bulamıyoruz. Yönetim teknoloji ha. Teknoloji diye bir şey oldu. Odunluk falan açılmak üzereymiş. Bilgi. Burada var harbiden. Kaynaklar. Kil. Heh. Kil yatağı kürek yardımıyla çıkartılır. Ahırdaki tezgah kullanarak, alçı atölyedeki çömlek tezgah kullanarak çeşitli eşyalar üretebilir. Kil yatakları nerede kardeşim? Kil diyor. Orada da diyor. Kil birikinin yataklarından. Abi suyun içine bak. Suyun yakın aynen. Mantıken suyun içinde falan olabilir değil mi? Nasıl bulacağız ama? Minecraft olsa renginden biliyorduk. Allah Allah. Bilgilerden kil yerini bulduk. Hop uçağa bak. Sucks. Sucks top.
Prime'den ikinci an yenilmiş. İyi akşamlar demiş. Hoş geldin Cani'ydi. Kusura bakma. Telaffuz edemedik biraz. Ben bir uyuyayım abi. Dur bir mevsim geçsin. Olmadı biraz bilgileniriz daha sonra oyun hakkında. Sonra. Ne diyor? Kaldı 12-13 saniye. Kill hakkında çok bilgi vermedi oyun bize. Canın sağ olsun. Sağlık olsun. Ne yap? Bence var ya uyuyalım biz. Biraz oyun hakkında bilgi edinince devam ederiz bu oyun olmadı arkadaşlar. Şu an bir hani kill diyoruz. Kill'in nerede olduğu belli değil. Bilmem ne diye. Ben biraz video falan mı izleyeceğim bunun hakkında? Ben dedim yayında bu yüzden öğrendim. Chat dedim yardımcı olur. Chat benden daha bilgisiz. 40 vs 40, aynen 40 vs 40 gelmiş de. Gördüm onu. Onu da var ya her geldiğinde oynayamıyoruz. Sağ kalım uzmanı. Görev tamamlandı. Komşular için bazı görevler tamamla. Flört etme mi? Uni e Ghost hikayesi. Kill... Ay kiline ya. Tamam burada kaydetti arkadaşlar. Chat uyudu aynen. YouTube'a da selam çakalım buradan. Bu inceleme olarak da olabilir. Bizim ekiple beraber devam ederiz. Olmadı ya da biraz oyunu öğrenip devam edebiliriz. Abi yağmur sonunda oluşuyor falan filan. Sıcaklık. Tamam bunu bir kapat abi. Bunu hallederiz. YouTube. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer oyunlarda ve bu oyunun devamında bizimkilerle falan da oynarsak görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.